Evet, Neslihan Çavuşoğlu hocam, Little Composers adlı sunumunuzla sizi dinliyoruz. Evet, buyurun. Tabii hocam. Evet, öncelikle herkese günaydın. Başlayalım. Projemizin adı Little Composers ve projemizin ortakları ben Neslihan Çavuşoğlu, Ali Erdem ve Behiye Çilem Özsuner hocamla birlikte yabancı ortaklarımızın, Avrupa'dan da ortaklarımızın katılımıyla yürüttüğümüz bir projedir. Şimdi okul öncesi çocuklar için müzik eğitim sürecimizin tabii ki vazgeçilmez bir parçasıdır. Sunum durdu sanırım. Evet, okul öncesi çocuklar için müzik eğitim sürecimizin tabii ki vazgeçilmez bir parçasıdır ve öğrenmeyi kolaylaştıran bir araçtır. Okul öncesi yaş grubu itibariyle işlem öncesi dönemde olduğu için ve somut işlemler dönemini kapsadığı için bu yaş grubu öğrenciler soyut konuları anlamakta biraz zorlanmakta. Bu yapılan alan yazın taramalarında ve bilimsel çalışmalarda bize göstermiştir ki soyut konuların kazanımlarını aktarmak için müzikle verilen eğitim kalıcı ve anlaşılır olmuştur ve biz de projemizi bu bilimsel dayanaklara göre hazırlayıp işledik. Okul öncesi müfredatı içerisindeki kazanımlardan birisi de kültürel öğelerdir. Ve bu konu bu yaş grubu için takdir edersiniz ki birazcık soyut kalmaktadır. Bu yüzden de projemizin problemi aslında bu soruna dayanmaktadır. Projemizin amaçları şu şekilde. En temel amacı aslında çocuğun müziği kullanarak kendi kültürünü tanıması ve tanıtmasıdır. Tabii alt hedeflerimiz de var. Çocuk kendi kültürünü tanırken farklı kültürlerin de farkına varmalı. Ve bu farklı kültürlere bir tolerans geliştirmelidir. Evrensel ve yöresel müzik aletlerini tanımalı ve aynı zamanda tanıtabilmelidir. Müziği yordamalı ve sanat dalları arasında müziği bir geçiş olarak kullanabilmelidir. Dil farkındalığı kazanmalıdır ve hislerini de yine müzik yoluyla ifade edebilmelidir. Bu amaçlar doğrultusunda projemizin etkinliklerini de hazırladık. Projemizin önemi müziği kültürel bir... Buyurun hocam. Tamam. Projemizde müziği kültürel bir aktarım aracı olarak kullandık ve müziksel anlatım becerilerinin desteklenmesini amaçladık. Yapılan etkinlikleri de buna uygun olarak işledik ve bu şekilde ilerledik. Projemiz yaparak yaşayarak ilkesini benimseyen öğretmen rehberliğinde olan ve öğrencilerin aktif katılım sağladığı ve süreci yönettiği birden fazla gelişim alanına hitap eden öğretim programındaki kazanımları içeren müfredata entegre bir projedir. Bu da projemizin önemini ortaya koyuyor. Projemizi hakkında bahsetmek gerekirse Türkiye'den Balıkesir, Aydın ve Muğla illerinden öğretmen arkadaşlarımla, Avrupa'dan ise Yunanistan, Litvanya, İspanya ve Polonya'dan ortaklarımızla yürüttüğümüz bir proje. Ve bu projemizde disiplinler arası yaklaşımı ele aldık. Sanat etkinliğini, okul öncesi öğretmeni arkadaşlarım da bilirler. Sanat etkinliği, Türkçe dil etkinliği ve beden eğitimi etkinliği bizim günlük işleyiş sürecimizde zaten işlediğimiz konular, işlediğimiz kazanımlar. Dolayısıyla bu projemizi de disiplinler arası yaklaşıma yayarak hem sanat etkinliği, hem Türkçe dil etkinliği, hem beden etkinliği, hem işte fen doğa etkinliği gibi etkinliklerle ilişkilendirdik. Projemiz 8 ay sürdü. Ekim ayında başladık ve Mayıs ayında projemizi sonlandırdık. Proje uygulaması sürecinde gerçekleştirilen etkinliklerimizden kısaca bahsedeyim. Ekim ayında proje ülkelerini ve okullarını öğrencilerimize tanıttık. Ve öğrencilerimiz de bu tanıtılan okullar arasında ki resimleri, videoları karşılaştırarak öğrencilerimiz de kendi okulları ve diğer proje ortaklarının okulları arasındaki benzerlikler ve farklılıkların incelenmesi çalışmaları yaptık. Ardından bir logo çalışması yaptık. Şimdi bu okul öncesi dönem için okuma yazma becerileri henüz kazanılmadığından logo çalışmalarını tamamen demokratik yöntemlerle seçmeye karar verdik. Projemizi anlatıp projede yapılacaklarımız konuşulduktan sonra çocuklardan logolarını çizmelerini istedik. Projemizin logosunu çizmelerini istedik. Ve ardından bütün çizilen logoları tahtaya yapıştırarak beğendiği logonun altına gidip bir Lego parçası bırakmasını söyledik. Bu şekilde de demokratik bir katılımla da logo çalışmamızı seçmiş bulunduk.
Kasım ayında öğrencilerimiz proje panolarını hazırladı. Ve yine diğer proje ortak ülkelerinin ülkemize olan uzaklığını, dillerini, kültürlerini, bayraklarını inceledik ve bunlarla ilgili etkinlikler yaptık. Aralık ayında tabii ki evrensel bir yeni yıl şarkısı yaptık birlikte. Bu şimdi bir Jingle Bells şarkısı Avrupa'da. Bunun bizde yeni yıl müziği aynı olup sözleri farklı olan bir yeni yıl şarkısı var. Dolayısıyla bu şarkı üzerinden çalışarak öğrencilerimizle birlikte evrensel bir yeni yıl şarkısı oluşturduk. Ocak ayına gelince çocuklarla birlikte, şimdi şöyle söyleyeyim, bu projede bütün yönetimi aslında çocuklara verdik. Bütün yapılan etkinliklerde de çocuklara sorduk. Hangi şarkıyla çalışalım, hangi şarkıyı anlatmak istersiniz diğer proje ortaklarınıza diye. Yine uluslararası geleneksel çocuk şarkıları CD'si hazırlamaya karar verdik. Ve öğrencilerimize sorduk hangi şarkıyı diğer arkadaşlarınıza anlatmak, tanıtmak istersiniz diye. Seçilen şarkıları öğrencilerimiz hem söyledi hem bunun dramasını yaptılar. Ve bunları bir CD altında birleştirdik. Tabii CD'mizin de bir kapağını tasarlamak istedik bu durumda. Karışık ülke takımları oluşturduk bir akran öğrenmesi oluşturmak adına. Karışık ülke takımlarını yine bir Webiki aracıyla oluşturduk. Miro programında ve öğrenciler aynı anda etkileşimli ve işbirlikçi olarak Miro programı üzerinden CD kapağını tasarladılar iki farklı grup olarak ve aralarında yine oylama yaparak CD kapağımızı da seçmiş, belirlemiş olduk ve yine öğrenci webinarı yaptık. Öğrenci webinarında öğrencilerimiz öncelikle birazcık tedirgin oldular. Öğretmenim, İngilizce bilmiyoruz, nasıl konuşacağız, nasıl anlaşacağız diye, ama aslında webinar başladığında çok doğal bir şekilde birbirleriyle kaynaştılar. Kimisi şarkı söyledi, kimisi bayrağını gösterdi, kimisi sınıfını, kimisi yaptığı resmi gösterdi. Derken aslında biz yan tarafta rehberlik edip öğrencilerin bu öğrenme sürecini çok güzel gözlemledik. İlk baştaki o tedirginlikleri kesinlikle kalmadı. Öğretmenim, tekrar yapalım, ben İngilizce konuştum, bir kelime öğrendim şeklinde harika bir webinar geçirdik. Şubat ayında müzik aletlerini tasarlamak istedik. Burada çocukları tamamen özgür bıraktık. Sen gitar tasarla, sen piyano tasarla şeklinde değil de biraz da hayal güçlerini kullanmalarını istedik ve özgün ürünler ortaya çıktı. Ve bir şarkı sözü yazmak istedik projemize dair. Konuyu yine öğrencilerimiz belirledi. Güncel sorunlarımızdan bahsettik. Ve öğrencilerin çevre konusunu, iklim değişikliği konusunu çok baz aldılar ve bu konuda şarkı yazmak istediler. Yine diğer paydaşlarla birlikte ortak bir şarkı yazdık ve Mart ayında tabii ki bu şarkımızı seslendirdik. Buna çok da güzel bir klip çektik ve aynı zamanda müzikle, müzik aletleriyle ve evrensel müzik aletleriyle bağdaştırdığımız online oyunlar hazırladık. Çocukların bu online oyunlarla, zaten çocuklar tablete, telefona evet alışkın, ama bunu sınıfsal ortamda daha eğitici şekilde hazırladığımız online oyunlarla yine müzik konusunu burada da pekiştirdik. Burada tabii ki bir pandemi süreci girdi. Okullar kapandı. Dünya pandemiyle birlikte bir kapanma dönemine girdi. Burada ilk önce öğrencilerimize sorduk devam edip etme isteklerini. Ve hepsi gerçekten çok hevesliydi. Kesinlikle projeyi bırakmak istemediler. Ardından biz ortaklarımızla toplandık ve projeye devam etme kararı aldık. Dolayısıyla projemizi burada bitirmedik, devam ettik. Nisan ve Mayıs ayında birazcık hareketli son ve... Ben hatırlatayım, son bir dakikamıza giriyoruz. Öyle mi? Eyvah. Tamam. Ben o zaman etkinlikleri şöyle kısaca geçtikten sonra projemiz öğrenci odaklı ve öğrencilerin tamamen yönlendirmeleriyle etkinliklerinin belirlendiği bir proje. Projemiz ayrıca İTİNİK Türkiye Özel Ödülü 0-6 yaş kategorisinde 1768 proje arasından birincilik ödülü almıştır. Aynı zamanda ortaklarımızın ve Avrupalı ve Türk ortaklarımızın kalite etiketleri bulunmaktadır. Birçok yaygınlaştırma çalışmalarımı yaptık. Ayrıca bu projemizin devamı olarak, bu projemizden yola çıkarak yeni bir proje de türettik. Catch the Music adı altında. Öğretmenlerimiz mesleki anlamda da birbirlerinden çok şey öğrendiler. Hedeflerimizin hepsine ulaştık. Somutlaştırma, kültürel farkındalık ve müzik bilgisi, motor becerilerinin desteklenmesi gibi bütün genel ve alt hedeflerimizin hepsine ulaştık.
Öğrenciler de yine aynı şekilde belirlenen hedeflerimizin tamamına ulaştı. Biraz hızlı geçiyorum buraları. Projemiz evet. Projemiz için son olarak öneriler de zaten biz müziği bu alanda kullandık, soyut kavramları öğretme konusunda kullandık ama müziğin dil üzerindeki etkisini de belirlemek ve öğrenmek adına da yeni bir proje ürettik. Dolayısıyla da inşallah alana da katkısı olur, olmuştur diyorum ve teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz hocam. Hemen Saliha Çetin hocam, geçmişimizle değerlenelim isimli proje sunusunu dinlemeye başlayalım hocam. Buyurun. Hocam yalnız benim sunumum gözükmüyor. Hocam slides'ı tekrar deneyebilir misiniz? Benim de görüntüm donuyor sanırım. Ben kendimi olmuş bir şekilde görüyorum ama. İnternetten mi? Galiba hocam slide gözükmüyor niyeyse. Yeniden yükleyeyim mi? Yeniden hemen deneyin hocam. 2 dakika diyor yalnız. Yüklemiştim aslında. Uzun sürecek mi? 2 dakika yazıyor hocam. Biraz önce yüklemiştim aslında ama niye yapmadı? Evet, görüyoruz şu an. Saliha Çetin Keskeseren Okulu'nda görev yapıyorum. Projemizi Bursa'dan Rabia Duran öğretmenimizle birlikte kurduk. Slide ilerlemiyor hocam ama. Hocam next tuşuna. Hangisini hocam? Evet devam görüyoruz hocam. Bütün toplumların geleceği çocuklardır. Çocuğa okul öncesi dönemden itibaren kazandırılan değerler sonraki yıllarda toplumsal kuralların belirlenmesi açısından önemli görülmektedir. Okullar çocukların erdemli bir kişi olması için bir takım öğrenme ortamlarının hazırlanabileceği kuruluşlardır. Atatürk'ün öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır sözünden yola çıkarak öğrencilerin sahip olmaları gereken değerler ve becerilerle donatılması gerekmektedir. Öğrenciler atasözü, deyim, özdeyiş ve masallarla kendilerine sunulan ve aslında gerçek yaşamla ilişkili olan kavram ve olayları inceleme ve analiz etme fırsatı bulabilmektedir. Bu süreç içerisinde kendilerinin davranışlarını değerlendirip kişisel anlamda eksik gördükleri noktalarda kendilerini tamamlayabilirler. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve etkin bir şekilde teknolojiden de faydalanarak hem kültürümüzü hem de değerlerimizi öğrenecekleri ortam sağlanmalıdır. Böylece değerler eğitiminin önemli ve yaşantı içerisindeki yeri hakkında farkındalık oluşturulacağı düşünülmektedir. Yine ilerlemiyor hocam. Hocam internetten de olabilir hani geç. Biz görüyoruz hocam şu an. Günümüz çocuklarının problem durumu, günümüz çocuklarının değerlerimize çok önem vermemesi, teknolojiden de faydalanarak atasözü, deyim, özdeyiş ve masallarla değerlerin öğrencilere daha kolay öğretileceğinin düşünülmesi. Projemizin amacı, geçmişimize değerlenen eğitimlik projesinin amacı, atalarımızdan bize miras kalan atasözleri, deyimler, özdeyişler ve masallarla çocuklarımızın değerli çocuklar olarak yetişmesine olanak sağlamak, teknoloji becerilerini geliştirmek, değerleri dijital çağa entegre edebilmek ve Türkçe dil gelişimini desteklemektir. Kuramsal çerçeve olarak toplumsal değerlerin ve toplumdan topluma değişmeyen saygı, dostluk, adalet, hoşgörü gibi evrensel değerlerin öğrenme ve öğretme sürecine değerli eğitimi denir. Değerler temelde değişmez özellikleri içerir fakat yaşanılan çevre, kültürel özellikler, eğitim ve deneyimler gibi birçok faktöre göre bireysel açıdan farklılıklar gösterebilir. Kültürel mirasın diğer parçaları olan deyim, masal ve özdeyişler de insana iyi ve güzeli öğütleme özelliğiyle eğitimde önemli yere sahiptir. Bu sebeple değerler eğitiminde atasözü, deyim, masal ve özdeyişlerden yararlanılması olumlu sonuç almamızı sağlayabilir. Projemizde ülkemizin Konya, Bursa, Malatya, Mersin ve Siirt illerinden, Azerbaycan'ın Bakü ilinden öğretmenler katılmıştır. 12 öğretmen ve 62 öğrenciyle yürütülmüştür. Projede yapılan etkinlikler dil etkinliği ve teknoloji tabanlı olup çocukların sözcük gelişimine, kendilerini ifade etme becerilerine, bilişsel düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağlamıştır. Ayrıca projenin özgün yanı, projenin de adını oluşturan geçmişimizden değerlenelim, yani kültürel ögelere
entegre edilmesi olmuştur. Proje okul öncesi sınıflarında bütün gelişim alanlarının kazanım ve göstergelerine uyabilecek etkinliklerle uygulanırken, ilkokul sınıflarında görsel sanatlardan Türkçe ve müzik dersine kadar farklı disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Proje süresi 6 ay olup her ay farklı değerler ve etkinliklerle ele alınmıştır. Proje uygulama sürecinde gerçekleştirilen etkinlikler ASUS sayında logo, afiş, tagul, öğretmen kartvizit, karikatür ve öğretmen avatar tasarımları yapılmıştır. Öğretmenler tarafından e-twinning, akrostiş şiiri yazılıp Sturgeon.pay ile birleştirilmiştir. Eylül ayında sevgi, alçak gönüllülük ve doğruluk değeri etkinlikleri yapılmıştır. Sevgi değerinde tencerecik Anadolu basılı anlatılmıştır. Gülü seven dikenine katlanır atasözüne. Öğretmenler rehberliğinde öğrencileriyle birlikte hikaye yazıp ortak ürün oluşturulmuştur. Doğruluk değerinde doğruluk ile ilgili özdeyişler öğrenciler tarafından seslendirilmiş ve altın balta Anadolu masalı proje öğrencileri tarafından cümle cümle paylaşılarak anlatılmıştır. Alçak gönüllülük değerinde ise alçak gönüllü olmalıyım çünkü cümlesi öğrenciler tarafından beyin fırtınası tekniğiyle tamamlanmıştır. Ekim ayında saygı, sorumluluk, hoşgörü ve kanaatkarlık değerleri işlenmiştir. Saygı değerinde baş tacı etmek değil, skamper tekniğiyle çocuklara öğretilmiştir. Mevlana'nın 7 öğütü öğrencilere öğretilmiştir. Sorumluluk değerinde de çocuklara sınıfta bitki yetiştirme sorumluluğu verilmiştir. Her öğrencinin bir çiçeği olmuştur ve öğrenciler bunun sulanmasından kendisi sorumlu olmuştur. Kasım ayında adalet, yardımseverlik, güven ve özgüven değerleri ele alınmıştır. Adaletli olmak deyimi atık materyallerden adalet terazisi yapılarak öğretilmiştir. Bir elin nesi var, iki elin sesi var atasözümüzde yardımseverlik değerinde World Bell ve Jigsaw Planet ile hazırlanan oyunlar ile öğrencilere öğretilmiştir. Aralık ayında sabır, çalışkanlık, empati ve dürüstlük değeri etkinlikleri yapılmıştır. Sabır değerinde sabır çiçeği sanat etkinliği yapılmıştır. Çalışkanlık değerinde Sefa Ece'nin çok çalışkan olmalıyız şarkısı öğrenciler tarafından seslendirilerek ortak ürün elde edilmiştir. Empati değerinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli arkadaşlarımıza empati kurabileceğimiz ayağımıza resim yapma, gözlerimizi kapatarak resim yapma gibi etkinlikler yapılmıştır. Dürüstlük değerinde de öğretmenler rehberliğinde öğrencilerle zihin haritası hazırlanmıştır. Projemiz 2020-2021 eğitim öğretim yılında uygulanmıştır ve henüz değerlendirme aşamasındadır. Yapılan etkinliklerle öğrencilerin yaparak, yaşayarak ve etkin bir şekilde teknolojiden de faydalanarak hem kültürümüzü hem de değerlerimizi öğrenecekleri ortam sağlanmıştır. Böylece değerler eğitiminin önemi ve yaşantı içerisindeki yeri hakkında farkındalık oluşturulmuştur. Projemizin ele aldığı problem çözümle ilişkin sonuçlar yenilikçi yaratıcı düşünebilme, neden sonuç ilişkisi kurabilme ve takım çalışması yapabilme yetilerinin öğrencilere kazandırıldığı görülmüştür. Atasözü ve deyimlerin anlamlarının kavranmasına yönelik etkinlikler yapılmıştır. Amaçlanan beceriler derslerle beraber kazandırılmaya çalışılmıştır ve kazanımlara entegre edilmiştir. Özgün içeriklerle öğrencilere kazandırılması hedeflenen ögeler şekillendirilerek yaratıcı düşünme ve üretmeye teşvik edilmiştir. Ulaşılan genel hedefler projeyle hedeflenen okul öncesi ve ilkokul çağlarındaki öğrencilerde sağlam bir değerler eğitim temeli oluşturma, teknoloji becerilerini geliştirme, atasözü ve deyimleri dijital çağa entegre edebilme ve Türkçe dil gelişimini destekleme becerilerine proje sonunda ulaşıldığı görülmüştür. Öğrencilerle ilgili edinimler proje öğretmenlerin rehber olduğu öğrencilerin merkezi yer aldığı bir şekilde yürütülmüştür. Etkinlikler kazanımlar içerisine yerleştirilmiştir. Disiplinler arası bir yaklaşım gözetilmiştir. Öğrencilerde sözcük dağarcığının geliştiği gözlenmiştir. Teknolojinin etkinliklerde kullanılmasının öğrencilerin farklı öğrenme yöntemleri tanımalarına katkı sağlamıştır. Öğrenciler, ürünler öğrencilerin orijinal fikirleri göz ardı edilmeksizin şekillendirilmiştir. Yaygınlaştırma ve görünürlük, atasözlü deyim, özdeyiş ve masallarla öğrencilere değerler eğitimi etkinlikleri yapmayı amaç edinen proje okul zümre ve veli toplantılarında tanıtılmıştır. Proje Facebook sayfası açılarak öğretmen ve velilerden eklenmek isteyenler eklenmiştir. Proje blog sayfası oluşturulmuştur. Proje hakkında farklı il ve ilçelerdeki öğretmenlerin de bilgisinin olması amacıyla Mersin Arge Bülteni de tanıtım yapılmıştır. Proje kapsamında ay ay gerçekleştirilen ürünler sanal sergide sergilenmiş ve proje gazetesi oluşturulmuştur. Mesleki gelişim, proje öğretmenleri birbirlerini teşvik ederek eğitimlik projeler hakkında düzenlenen webinarlara katılmışlardır. Webik araçlarının kullanımı hakkında öğretmenler bilgi sahibi olmuştur. Öğretimde bilişim teknolojinin kullanımının önemi fark edildi. Değerler eğitiminde atasözü, deyim, özdeyiş ve masalların önemi anlaşıldı. Öğretmenler ve öğrenciler arasında akran eğitiminin önemi anlaşıldı. Projeyle önerilerimiz, projeyle öğrencilere fırsat verildiği zaman öğrencilerin neler yapabileceğinin somut örnekleri gözlemlenmiştir. Değerler eğitiminde adım adım ilerlenmiştir. Proje etkinlikleri düzenlenirken öğrencilerin seviyeleri göz önünde bulundurulmuştur.
Değerler eğitiminde atasözü, deyim, özdeş ve masallardan yararlanmanın yerinde bir düşünce olduğu söylenebilir. Değerler eğitiminde geçmişimizden yararlanılması gerektiği düşünülmektedir. Söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Salih Hocam çok tam böyle, hatta vaktiniz de vardı biraz bir çok hızlı bir şekilde geçtiniz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir sunumdu. Şimdi Gamze Akar Hocam, 10 parmağımda 7 sanat. Gamze Akar Hocam, sesim geliyor mu? Evet öğretmenim, slaytımı yüklemiştim ama şu anda bulamıyorum. Hemen yeniden yüklüyorum. Odadan düştüm. Evet. Buradasınız hocam. Hemen yükleme geldi. Çok güzel bir ismi var hocam projenizin. Dikkat çekici bir isim. Teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Projemizin kendisi de çok güzel kazanımlara sahip. İnşallah layıkıyla sunmaya çalışacağım. Buyurun hocam. Ama şu anda hala yükleme devam ediyor diyor ama ekran paylaşımına geçeyim mi, bekleyeyim mi hocam? Hocam ne dersiniz? Sanki de yüklemişti ama biraz bekleyin isterseniz. Normalde yüklenmişti ama. Bekliyorum. Çünkü ekran paylaşımında da bazen slide aktarımında sıkıntı olabiliyor. Hani öyle bir sıkıntı yaşamamak için bence bunu deneyelim. Evet. Hemen biraz önce çok çabuk olmuştu. Şu anda tekrar beklemeye aldım. Hocam bazen internetten de problem olabiliyor. Ha, evet, ön izleme diyor. Başlat diyorum. Tamam. Geldi evet. Mi öğretmenim? Evet. Geldi, görünüyor hocam. Projemizin ismi 10 parmağımda 7 sanat, 7 art my 10 10 fingers projesi. Kalabalık bir grupla yürüttüğümüz bir proje. Devam ediyorum ama tıklamıyor. Ha, şuradan devam edeyim. Projemiz sanat eğitiminin hem birey hem toplum açısından vazgeçilmez ve yaşam boyu elde edilmesi gereken bir eğitim alanı olduğunu saplanmıştır. Bu gerekçeyle sanat eğitiminin okul öncesinden başlayarak okul sürecinde mesleği uygularken ve hatta meslek sonrasında da verilmesi gerektiği önerilmiştir. Sanat eğitimi bugün bir zevk, duygu ve biçimler yaratmanın yanı sıra özgün, atak, çağdaş düşünceler üretmeyi öngören, yaratıcı bireyler yetiştiren zihinsel etkinlikler süreci olarak görülmektedir. Biz projemizi, problem durumumuz neydi? Neden bu projeye başladık? Projemiz sanat, proje tabanlı sanat eğitimi nedir? Proje tabanlı öğrenme sürecinin temel özellikleri nelerdir? Etivinik platformda iyi uygulamalar nasıl yapılır? Eğitimde yeni yaklaşımlar nelerdir? Sorularının cevaplarını bulmaya çalıştık. Bu bizim problem durumumuzdu. Amacımız kendine güvenen, özgür, kendini gerçekleştirebilen, yetenek ve yetilerini doğru kullanabilen, dış dünyaya ve yaşadıklarına saygılı, üretken, coşkulu, dengeli, akıllı, duyarlı, duygusal ve zihinsel etkinliklerini yapan bireyler oluşturmak. Projemizin önemi, sanat eğitimi insanların arasındaki farklılıkları, çatışmaları, baskıları aradan kaldırarak birlikte yaşayabilme becerilerini geliştirmesine yardımcı olur. Renk, dil, din, ırk ayrımı yapmadan tüm dünyanın paylaştığı evrensel bir araç olan sanat ortak dilinin oluşmasına sebep olur. Biz bunu okul öncesi dönemden başlayarak ilk seviyesinde uygulamaya çalıştık. Projemiz hakkında, projemiz 10 aylık uzun bir projeydi. Türkiye, İtalya, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan, Makedonya ülkeleriyle birlikte yürütüldü. Proje tabanlı öğrenme sistemiyle sanat eğitimi birleştirilerek uygulandı. Projede sanat eğitimi ve demokratik katılım çalışmaları ile dijital okur yazarlık çalışmaları yapıldı. Ortak ders planları ve ders sunumları, ortak webiki araçları, ortak sanat eğitimi ve etkinlikleriyle her ay projede uyumlu çalışmalar düzenlendi. Ekim ayında resim, sanat, heykel dalı ile çalışmalar yapıldı. Ünlü ressamlar, tablolar, resim çalışmaları, ressamlarla tanışma etkinlikleri düzenlendi. Kasım ayında müzik, sanat dalı ile ilgili çalışmalar yapıldı. Vivaldi'nin sonbahar resitali ortaklar tarafından canlandırılarak ortak bir resital ürün videosu gerçekleştirildi. Bunlar da etkinliklerimize ait görseller.
Aralık ayında yapı sanat dalı ile ilgili çalışmalar, ünlü mimarlar eserleri, yaşadığımız yerlerdeki eserleri, tarihi eserleri keşfetme, ürün oluşturma çalışmaları uygulanmıştır. Ocak ayında sinema sanat dalında sinema gezileri, sinema günlük etkinlikleri, öğrencilerin sinema filmi tasarlaması, film çekme yapma etkinlikleri düzenlenmiştir. Şubat ayında edebiyat sanat dalı ile ilgili çalışmalar, ünlü edebiyatçıların öğrenilmesi, kütüphaneye gezi, ünlü bir yazarın sınıfa davet edilmesi gibi çalışmalar organize edilmiştir. Mart ayında tiyatro sanat dalı ile ilgili çalışmalar düzenlenmiştir. Tiyatro gezi, tiyatro gösterisi sunma, ünlü bir tiyatrocuyu öğrenme etkinlikleri organize edilmiştir. Bunlar da bizim görsellerimiz, uygulama etkinliklerimiz. Sanat dalı ile ilgili ünlü bir dansçının öğrenilmesi, dans gösterilerinin sunulması etkinlikleri organize edilmiştir. Mayıs ayında öğrencilere ortak değerlendirme için Webiki aracı Plickers kullanılmış, Anneler Günü, Etiminik Günü ile proje değerlendirme çalışmaları yapılmıştır. Projemizi iyileştiren uygulamalar nelerdir? Edebiyat sanat dalına uyumlu olarak ortaklarla mektuplaşma etkinlikleri düzenlenmiştir. Resim sanat dalına uyumlu olarak ortaklarla kültürel miras Ebru sanatı ortak etkinliği gerçekleştirilmiştir. 23 Mayıs okul dışarıda gününde dans sanat etkinlik dalına uyumlu ortaklarla ortak dans günü etkinliği organize edilmiştir. Projede özel olarak ortak demokratik katılım çalışmaları yapılmıştır. Demokratik katılım ilkesine sadık kalınarak ortak bir şarkı yazılmış ve bestelenmiş, öğrencilerle de bunu video klip haline getirilmiştir. Hoşgörü ve saygı ortak çalışması için 23 Nisan ve Paskalya Bayram etkinlikleri düzenlenmiştir. Anneler Günü etkinlikleri de organize edilmiştir. Projemizin ele aldığı problemin çözümüne ilişkin sonuçlar, sorgulama tabanlı öğrenme etkinlikleri uygulanarak öğrencilerin düşünce becerileri geliştirilmiştir. Etkinlikler öğrenci merkezli olup karışık ülke takımları oluşturularak evrensel sanat bakış açısı desteklenmiştir. Sanatçılar ve demokratik katılım ile ilgili sunumlarda, ürün oluşturmada, eleştirisel düşünme ve problem çözme becerileri kazanılmıştır. Yaratıcı düşünme ve yeniliği uygulama becerileri edinmiştir. İletişim ve işbirliği becerileri sanatsal dans, müzik, tiyatro gibi çalışmalarla desteklenip geliştirilmiştir. Sonuçlarımız, proje tabanlı öğrenme sistemiyle sanat eğitimi harmanlanmış ve Etiwinning platformunda ortak müfredat oluşturularak eğitime entegre edilmesi sağlanmıştır. Erken çocukluk döneminde sanatın farklı dalları ele alınarak milli sanat dallarımız, sanatçılarımız tanıtılmış, evrensel sanatçılar ve eserleri de incelenmiştir. Demokratik katılım ilkeleri ve 21. yüzyıl eğitim ilkeleri doğrultusunda planlanan etkinlikler uygulanmıştır. Öğrencilerimizle ilgili sonuçlar, Montessori eğitim yaklaşımını biz okulabilirsin alanında ve diğer şeylerde uygulanmıştır. Sanat eğitiminde bilgi toplama, karşılaştırmalı çalışmalar, problem çözme etkinlikleri uygulanmıştır. Sorgulama temelli öğretim modeliyle öğrencilerin düşünce becerileri geliştirilmiştir. Sanat ve sanatçılar ve eserleriyle ilgili bilgiyi araştırma ve kullanmada bilgi okur yazarlığı gelişmiştir. Webiki araçları kullanarak medya okuryazarlığı kazanılmıştır. Dijital okuryazarlık elde edilmiştir. Beyin fırtınası, gösteri, eğitsel oyunlar, drama etkinlikleri uygulanmıştır. Her birey olma becerileri çocukların kazanılmıştır. Görünürlük çalışmalarımız Facebook, Blogger, Instagram, okul sitesi, EBA, sosyal medya ve ulusal basamda birçok projemizle ilgili haber, etkinlik paylaşımları ve haberler olmuştur. Devletin resmi kurumları ile sürekli iletişim halinde olup gerekli materyal sağlanmış ve proje tanıtımı yapılmıştır. Postanelerden PTT ar kartları ve Çanakkale Tarihi Alan Merkezi'nden puzzle'lar, Çanakkale tarihiyle ilgili kültürel destek materyalleri gönderilmesi sağlanmıştır projeyi uygulayan okullara. Etiminlik'te proje etkinlikleri düzenlenerek yaygınlaştırma ve tanıtma uygulama etkinlikleri yapılmıştır. Proje sergisiyle proje bitirilmiştir. Projemiz Haziran 2019'da Türkiye Muğla'da Ulusal Proje Olimpiyat örneğinde ikincilik alarak eğitimde iyi örneklere seçilmiştir. Türkiye Hatay UEFOR'da sözlü bildirim hakkı kazanmıştır. Türkiye Antalya Uluslararası Eğitim Forumu ve UEFOR'da postlara bildirimi sunma olarak sunulma daveti almış ve sunulmuştur.
İtalya, Makedonya, Romanya, Bulgaristan, Azerbaycan Ulusal Servisi tarafından Avrupa kalite etiketi ve Türkiye Ulusal Servisinden de kalite etiketi alarak ödüllendirilmiştir. Bunun dışında Romanya'da 0-6 yaş grubunda en iyi projeye seçilmiştir. Önerilerimiz, sanat insanlar arasındaki farklılıkları, çatışmaları, baskıları bir tarafa bırakıp ve onların birlikte yaşayabilme becerileri denemelerini sağlar. Sanat, renk, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm dünyanın paylaştığı evrensel bir araçtır. Öğrencilerimize sanatla tanışarak kendi becerilerini, yeteneklerini keşfetmişlerdir. Sanatın evrensel boyutunu incelemiş, aynı duygunun, düşüncenin farklı sanat dallarıyla ifade edebilirlerimizi, sanatçılarımızı öğrenerek kültürel mirasına değer vermeyi öğrenmişlerdir. Bunun yanında bağımsız birey olma becerilerini kazanmışlardır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam çok güzeldi. Çok heyecanlı ve gerçekten emek çekilmiş bir proje. Yasemin Atılgan hocam, hemen size sözü veriyorum. Merhabalar. Merhabalar hocam, buyurun. The world in my story in bed diyorsunuz. Evet, hikaye çantamdaki dünya. Evet, çok güzel. Sizin proje etmeniz geldiniz çok sunumuna. Güzel. Evet hocam, görüyoruz. Buyurun. Proje kurucuları ben Yasemin Atılgan ve Kübra İna. Proje ortaklarımız, şuradan değiştireceğim, pardon. Ülkü Kale Karaaslan, Fatma Zeyda Erol, Ayşe Ünlü, İknur Akbaş, Yıldız Demirel, Zeynep Şalvarcı, Ayşe Gülüstemiz ve var. Size sevgiler gönderiyorum. Erken çocukluk dönemi çocukların düşünme becerilerinin, hayal gücünün ve sözcük dağarcığının geliştiği, sosyal gelişimlerin arttığı, ifade gücünün zenginleştiği, ana yapıları kazanıldığı bir süreçtir. Bu dönemde hikaye kitaplarına karşı olumlu duygu ve düşünceler beslemeleri için ebeveynler ve eğitimciler tarafından çocukların hikayelerle tanıştırılması, onlara farklı türlerde hikayeler sunulması, kendi hikayelerini oluşturmalarına fırsat verilmesi, çocukların dil, bilişsel, sosyal duygular, duygusal gelişim alanlarında önemli bir yere sahiptir. Biz bu amaçla projemizde öğrencileri kaliteli hikaye kitaplarıyla tanıştırmak ve hikaye çantalarıyla tanıştırmak, aileleri okul öncesi eğitime dahil etmek ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla başladık. Yani en aktif olması, yaratıcılık, hayal güçlerinin gelişmesi için çocukların kitaplar içerisinde büyümesi gerekir. Okul öncesi eğitim okuma alışkanlığı kazandırmak için çok önemli bir basamaktır. Az önce söylediğim gibi aynı amaçlar doğrultusunda projemizi yürüttük. Projemizin önemi 3-6 yaş grubuna hitap etmesi ve erken çocuklukta nitelikli kitaplarla tanıştırmak. Aileleri 3 boyutlu somutlaştırma, dikkat seviyeler arttırma için tasarlanan hikaye çantası tekniğini uygulama aşaması. Bu hikaye çantası minik bir tiyatro sahnesi gibi düşünülebilir. Projemizin hedef kitlesi az önce de söylediğim gibi 6 yaş, projemizin dili Türkçe ve İngilizce. Projemiz hem 2018-19 yıllarında hem de 2019-20 yıllarında uygulanmıştır. 2018-19 yılında Romanya ve Bulgaristan'dan 3 ortağımızla, Türkiye'den de 15 ortakla 18 ortak ile yürütülmüştür. 2019-20 yılında ise 10 Türk ortak, 2 de Romanya ve Azerbaycan'dan ortaklarımız ile yürütülmüştür. Proje için geliştirilen hikaye çantası bir ilktir. 2018-19 yılında proje sürecinde 20 kitaplık bir liste oluşturduk ve ortaklar kendi ilgi, ihtiyaç ve seviyelerine göre bu listeden 12 kitap kitabı belirleyerek aileler belirli günlerde sınıflara gelerek sunumlarını yaptılar. Sunum öncesinde okul öncesi programında yer alan hikaye öncesi etkinlikleri ve hikaye sonrası etkinlikleri uygulanmıştır. 2018 ayınlar ve hikaye çantaları
sosyoekonomik açıdan dezavantajlı köy okullarına hediye edilmiştir. Proje sonunda oluşturulan ortak ürünlerimiz ise sağ saati parmakoyunu yine öğretmenlerimiz tarafından oluşturulan akrostik şiirimizin çocuklar tarafından seslendirilmesi, öğretmenlerimizin projede yer alan nitelikli kitapları tanıttığı e-book'un QR kodunun 2019-20 yılında ise gelen olumlu dönütler ve projeye dahil olmak isteyen öğretmen arkadaşlar sayısının artması nedeniyle projeyi tekrar uygulamaya başladık. Bu sefer projemizde 15 hikaye kitabı anket ile belirlenmişlerdir. Aileler hikayelerini, materyallerini ve çantalarını hazırlayarak gelip yine aynı şekilde sınıfta sunumlarını yapmışlardır. Ama bu kez daha fazla bir katılım olmuştur. Büyük anneler, büyük babalar, teyzeler, halalar, kardeşler etkinliklere katılmışlardır. Yine hikaye önce biletliklerine yer verilmiş. Başlamasından dolayı online olarak da hikaye sunumları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca biz Ocak ayında 15 kitap için okul öncesi bütünleştirilmiş etkinlik planlarını hazırlıyorduk. Pandemi dolayısıyla hem aile eğitim bütünleştirilmiş hikayelerini EBA'da da sunarak arkadaşlarımıza ve zümrelerimize örnek teşkil edecek planlar hazırladık. Yine maskot çizimlerini çocuklarımız yaptılar. Her sınıftan bir maskot birincisi belirlendi. Maskotumuz oluşturuldu. Bu maskotumuz okullara gezerek kitap paylaşlarını öğrencilerine hediye etti. Yine yeni yıl etkinliğinde öğrenci webinarları yapıldı. Hikaye çantalarımızdan yeni yıl takvimi oluşturduk. Güvenlikleri yaptık. Yine bu online hazırladığımız etkinlik planlarında ve fikir araçlarına bol bol yer verdik ve öğrencilerimizi 20. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalıştık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nda şöyle bir etkinlik başlattık. Her evden 23 turna kuşu umut olsun dedik ve herkes 23 Nisan gününde camlarına, balkonlarına turna kuşlarını astılar ve bunlarla bir ortak çalışma ürünü. Bu proje ortaklarımızdan Fatma Zehra öğretmenimiz oluşturdu. Proje şarkımızı öğrencilerimiz seslendirdi. Proje ortakları öğretmenlerimiz de bu müziğin intro kısımlarında ritim çalışmaları yaptılar. Yine proje maskotumuzun Fırfır'dı adı. Maskotumuz ve adı da çocuklar tarafından konuldu. Anketlerle seçildi. Fırfır'ın maceralarından oluşan bir hikaye kitabı oluşturuldu. Yüz yıl eğitimine geçtikten sonra yine bu hikaye çantaları diğer okullara ulaştırılmıştır. Projemiz 2017-18 ve 2019-20 yıllarında iki kez ulusal kalite etiketi ve Avrupa kalite etiketi almıştır. Bu altta gördüğünüz dağıtırken orla harfleri oluşturduk. Yine 23 Nisan 23 Turna Kuşu Umut Olsun çalışmamızdan resimler var. Sonuçlarımız ise projede ve sonunda ön test ve son test uygulanmıştır. Ön test ve son testleri incelendiğinde projenin belirlediği amaçlara ulaştığı sonucu görülmüştür. Projeyle amaçlanan 3-6 yaş grubu öğrencilerini nitelikli kitaplar ile tanıştırma ve nitelikli kitaplar ile okuma kültürünü geliştirme, nitelikli kitaplara ulaşamayan köy okullarındaki öğrencileri nitelikli kitaplarla tanıştırma hedeflerine proje sonunda ulaşılmıştır.
yansıdığı görülmüştür. Ben buraya anketlerimizden birkaç örnek koydum. Böyle nitel sözler de vardı. Proje sonucu verilerimizin değerlendirdi. Öğrenciler ile ilgili sonuçlara bakarsak, çocuğun öğrenme sürecine etkin katılımı, öğrendiklerini farklı durumlara transfer etmesi ve yeni durumlarda kullanması sağlandı. Kaliteli hikaye kitapları ile buluşturuldu. Öğrencilerin çevrim içi görüşmelerle çocukların akranları ile buluşmaları sağlanmış ve sosyal gelişimlerine ek katkılar gerçekleşmiştir. Hikayelerin yerli ve yabancı olarak seçilmesi hem Türk kültürünü hem de diğer kültürlerin özelliklerini tanımalarını alma, duyguların pekiştiği, özgüvenlerin geliştiği görülmüştür. Yaygınlaştırma olarak proje birçok alanda yaygınlaştırılmış, blog sayfası oluşturulmuş, Instagram, Facebook'da sayfalarımız var, isteyen arkadaşlarımız hikaye çantaları örnek. Yine az önce de söylemiştim, 15 hikaye kitabımızın bütünleşik okul öncesi eğitim planları hazırlanmış. Bu da EBA içerikte meslektaşlarımızın faydalanması için yayınlanmıştır. Mesleki gelişim olarak projeye katılan öğretmenlerimiz var. Tüm ortaklar proje sonucunda 30'a yakın nitelikli kitap ile tanışmışlardır. Kitaplar ders müfredatları ve ile bütünleşik olarak uygulanmış. Etkileşimli kitap okuma alanında yeterlilik sahibi olmuşlardır. Önerilerimiz ise proje ile Türkçe dil etkinlikleri etkinliğinin sıradanlıktan kurtulup daha nitelikli hale getirilebildiğini, aile katılımlarının veli ve çocuk odaklı olduğunda daha faydalı olduğunu, bu tür sosyal sorumluluk projesi özelleşme duygularını yetiştirilebileceği düşünülebilir. Ayrıca hikaye çantası tekniğiyle somutlaştırılan hikaye unsurları çocuklarda dikkat, odaklanma sürelerini arttırmak için iyi bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Teşekkürler. Ben ses alamıyorum. Sanırım sesim duyulmuyor. Geldi hocam sesiniz. Heh, geliyor mu şu an? Evet hocam. Geliyor. Evet, benim kendi görüntüm de donuyor. Sanırım internetleri... Şimdi. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yasemin hocam çok güzel bir sunumdu. Şimdi bir taraftan da chat kısmına bakıyorum. Hep diğer öğretmen arkadaşlarımız da tepki ediyorlar. Görüyorsunuzdur umarım. Güzel şeyler var. Hem beraber sanırım katılım ortaklarınız olduğunuz hocalar da var. Güzel dileklerini size iletmişler. Şimdi soru cevap kısmına geçelim. Soru sormak isteyen varsa ve hangi hocalarımıza sormak istiyorlarsa chat kısmına yazabilirler. Benim şu an ekranımda bir problem oldu. Diğer öğretmen arkadaşlarımı da göremiyorum ben şu an. Siz görebiliyor musunuz? Evet.
Ben o zaman sesim geliyorsa Neslihan Çavuşoğlu hocama bir soru sormak istiyorum. Tabii hocam, buyurun, ne demek? Şimdi müzik tasarımı, yani müzik besteleri yaptığımızdan sonra hani bir logo çalışması ve CD kapağı tasarımı yaptığınızı söylediniz. Hani o görselleri keşke görseydik, onu aslında merak ettim ben, ama ben de alanın resim olduğu için acaba resimle ilgili ya da hani buradan çalışanlara yoksa öğretmen arkadaşlar yardım aldınız mı, yoksa öğrencilerin tamamen kendi içgüdüsel yeteneklerine mi bıraktınız? Hocam şimdi şöyle, kesinlikle tamamen çocukların içgüdülerine bıraktık. Şimdi okul öncesi öğrencileri bilgisayar, bilişim becerileri tamam bir nebze olsa da var, ama tabii ki bir WebKit aracına girip de tasarım yapacak derecede değiller. Dolayısıyla öğrencilerimizle önce projeyi konuştuk. Yani projeyi zaten hemen girer girmez çocuklar logo çalışması yapıyoruz şeklinde bir çalışma yapmadık. Bu logo çalışmasına gelene kadar ortaklarımızı tanıttık, ne yapacağımızı konuştuk. Ardından projemizin tanıtım süreci bittikten sonra çocuklarımızdan logo çalışmaları için resmetmelerini istedik. Çocuklarımız logo çalışmalarını kendileri resimlediler. Ardından kendileri tahtaya yapıştırdılar ve kendileri seçimlerini yaptılar. Tamamen her şey hem çocuğun sürecinde oldu. Yani çocuk hem kendisi yaptı hem kendisi seçti. Evet. Resim koymadım ama Amaze'de bir projemizin birinci olduktan sonra hazırlanmış bir tanıtım slide var. Onun linkini arkadaşlarım şimdi chat'e kopyalarlarsa oradan da daha detaylı hem resimlere hem nasıl seçim aşamasında çocukların yaptığına da daha detaylı bilgi için ulaşılabilir hocam. Evet, çok güzel. Teşekkür ederim. Çünkü ben teşekkür ederim. Yani logo, amblem çalışmaları biraz tasarım odaklı olduğu için hani öğrenci logonun ne olduğunu ya da amblemin ne olduğunu hani bilerek bu işi yapmak kesinlikle gerekiyor. O konuda bir destek aldınız mı, onu merak etmiştim. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim hocam. Evet, ben chat kısmını siz görebiliyor musunuz arkadaşlar bilmiyorum, ama oradan soru geliyorsa eğer beni yönlendirin. Şu an ekranım, yani chat kısmım dondu, hareket etmiyor. Sanırım soru görünmüyor ama hocam tebrikler var. Teşekkür ediyoruz herkese. Yani bitti. Yani eğer başka soru yoksa o zaman biz de sonlandıralım. Çünkü ben görmüyorum arkadaşlar, emin olun. Teşekkür ederiz hocam bu fırsat için. Ben de hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha önceki sunumlarda da birkaç sunum katılma imkanım oldu. Gerçekten öğretmenlerimiz çok iyi çalışıyor ve öğretmenleri bu noktada çok tebrik etmek istiyorum. Takdir ettim yani hepsini. Çünkü hepsinde ayrı ayrı emek var ve gerçekten proje tasarım olarak çok güzel şeyler var. Ve zaten çoğu projede ödül almış, hepsinden bahsettiniz. Biz de böyle bir kongreyle aslında bunlara erişmiş olmanın mutluluğu içerisindeyiz hocalarım. Umarım başka bir platformda da tekrar sizinle birlikte olma şansımız olsun. Çünkü beraber proje yapmak ya da işte üniversitedeki hocalarla işbirliği yapmak, bunlar hep güzel projeler. Çalışmalarınız için hepinizi tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Öğrencilerinizi de yine aynı zamanda tebrik ediyorum. Onların da emeği tabii ki çok büyük. Başarılarınızın devamını diliyorum hocalarım. Biz teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz.